Ayıp ettin ama. Hatta daha kötüsü sen bir de güzelin içini bilsen, içini bilmiyorsun falan gibi bir şeyler söyledin. Şimdi yok. Ben şimdi güzel karakteri var. Cansu Dobra bir insan. Kendisini öyle tanıttı ama Cansu diyorum ya, pardon Güzel Hanım, özür dilerim. Ya arkadaşım Tansu Bey, evet. Özür diliyorum sizin hakkında hanım dediğim için. Tansu Hanım. Şimdi Cansu ama şimdi deyince ben yine bana seslendiniz diye düşündüm. Ya yok, gözlüğümde var ya, Tansu deyince Tansu Hanımlar da var biliyor musun isim? Doğrudur, unisex bir isim, evet. Evet, yani ondan dolayı özür dilerim. Kaldıramayacağınız tahmin edebiliyorum. Başka yorumum yoksa kim daha. Ben mi kaldıramıyorum, Güzel Hanım mı kaldı? Demin çünkü Güzel Hanım kaldı. Güzel Hanım sizi kaldıramaz. Anladım efendim. Güzel herkes kaldırır, kafamı yorma. Bir insan etkilesin beni. Ben kötü bir şey demedim. Seni nasıl kaldırdım geziyordun, bunu da kaldırırım. Hiç kafamı göreceğiz. Yorma. Yusuf'u kaldırdın. Peki artık karar anı başlasın. Evet güzel. Tansu'yu gerçekten çok beğendik biz. Yani ne istediğini bilen, eğitimli, kendini çok güzel ifade eden bir arkadaş. Evet. Ne diyorsun? Tansu'yu tanımak ister misin yoksa farklı adaylar mı dersin? Öncelikle bu şekilde hani düzgün, güzel bir şekilde giyinmiş, bana talip olarak gelmiş. Ayaklarına sağlık, hakkını helal etsin. Kararım olumsuz. Neden dolayı? Neden? Ne oldu? Yo, bir an şok geçirdim de bir şey. Neden olumsuz? Yani Seda abla, bilmiyorum yani benim içimde bir şeyleri hissetmem lazım. Hissetmedim. Yanlış anlamasına ilk gördüğüm selam konusu zaten beni titremeye başladım. Yani birden böyle şey heyecandan oldum. Heyecandan mı? Yani heyecandan değil de böyle hani ne bileyim. Neyse yani. Korktun mu? Korktum ya. Korkutacak ben da bir çocuk değil ki karşımdaki. Çok korkacak bir adam değil yok, ya. Yok birden öyle gelince hani böyle. Hani ben hep söylüyorum, bana gelecek adaylar benim bile dışarıda güzel bir şekilde yiyecek, içecek, neşeli hayat istiyorum. Ha. Hani hayat güler yüzlü böyle hani sempatik insanlar çocuğum. İstiyorum ben. Bak gülüyor karşında. Yok çok güzel gülüyor, yakışıyor da ondan evet. Değil Seda abla böyle ne bileyim hani böyle sert şekilde davranmaları ya sert erkek istemiyorum. Ha. Aşırı kıskanç erkek de istemiyorum. Kıskanç mısın Tansu? Yerine göre çok öyle aşırı kıskançlığım yoktur yani. Peki, o elektriği peki. Alamadın bence alamadım, sen. Alamadım, o yüzden teşekkür olabilir. Ediyorum. Tansu bizimle devam etmek ister misin? Devam şimdi et. Az evvel Yusuf Bey'e ben söyledim, pardon Özer Bey'e söyledim. Hani devam etmeyi düşünüyor musun diye, hayır dedim şimdi. Ama biz etmeni söyleyeyim. İsteriz ya. Evlendirelim seni burada, devam et. Ben locada oturamam da hani eğer bir talip olursa bana haber verirseniz. İşin olmadığı günler gel. Evet. Belki. Ama ben Güzel Hanım'la böyle göz göze gelirsem... Yapamam diye düşünüyorum. Senin geleceğin gün ben gelmem. Seni mi kırayım şimdi? Sen mutlu ol. Dayanamam eğer sen buradayken. Böyle bir talibin geldiği zaman yıkılırım o an. Efendim Özel. Nasıl birisini istiyor ben o pek anlatamıyor. Ben onun tercümanı olayım. Güzel aynı benim gibi birisini istiyor. Senin gibi. Benim gibi. Ama seni istemiyor. Hayır. Nasıl olacak senin? Öyle değil. Ben istemediğini biliyorum. Ama kafa olarak... Huy olarak, mizaç olarak benim gibi birisini istiyor. Öyle mi yalan güzel? Mı güzel? Aslında sakin erkek istiyorum ben o şekilde. Sakin. Tabii sakin olup da her şeyime benim evet güzel ne istiyorsa olacak diye erkek istemiyorum. Yerine göre erkeğim de koyacak şartlarını, yere gelince benim de sözüm geçecek yani. Ben de sizi çözemiyorum. Ya biz çok yani güzel Özer gibi istiyor. Ama Özer Müjdat'la değil. Yakınlaşıyor. Aslında güzel. Müjdat'la sen o kadar terssiniz ki. Çok zıtız. Karakter yani olarak Müjdat... çok zıtız. İşte güzel... Diyorum bak benim gibi. Benim gibi olacak. Karakteri huyu benim gibi olacak. Ama seni istemiyor onunla. Ama daha uzun şurası süre da atacak işte. Şurası da atacak. Zaten bana karşı şurası atsaydı biz şu anda belki de nikah yapıyorduk. Net. Ama tabii ki önümüzdeki maçlara bakacağız yani sıkıntı yok. Bence sana güvenmiyor. Ben güzele güveniyorum o da bana güveniyor. Hayır. Seni arkadaş olarak seviyor ama evlenme açısından güzel sana güvenmediği için seni de kırmadan öyle söylüyor. Sana güvenmiyor. Çünkü sen çok çabuk fikir ve karar değiştiriyorsun. Güzel daha daha kararlı. Sen çok çabuk değişebiliyorsun Özer. Kabul et bunu. Ya şimdi burada yaşadık yani bunu. Aslında değişkenlik bayanlardan dolayı kaynaklanıyor. Yani ben tam kafama bir şey koyuyorum. Bazı diğer bayanlar... Ama Güzel senden daha kararlı bir kız. Daha ne istediğini biliyor. Sana bir güvense...
Ben o güveni... dediğin nikah o zaman olacak. Ben işte. O güveni vereceğim ona. Vereceğim. Ha işte onu bilemem. Değil mi Uğur'cum? Doğru mu söyledim? Bilmiyorum. Çok kadınsal zor. Yaklaştım bu konuya. Şimdi, Nimet haklı mıyım? Seda ablacığım bir ben şey güvenmiyor. Söyleyebilir miyim? Ne? Duymuyoruz ki Nimet konuşuyor. Heh. Şimdi güven mevzusu değil. Ne Özer bu? Onun kafasında hiç yok bile. Çok farklı. Onun istediği erkek profili çok farklı. Şimdi Özer'in benim kanaatimce güzele karşı bir ilgisi var. Var, var. Var. Yok, bitti o işte. Ama bitti de abi niye ille ben diyorsun? Hep ben, hep ben. Evet. Benim gibi diyor. Benim gibi diyorum. Benim gibi. Yani görüntü olarak belki Müjdat'ı beğeniyor olabilir. Şimdi bir ikincisi de istiyor ama abla, beni. Söz ikisinin de özür dilerim sözünü bölüyorum. Artık isim verdiği şansın ismi geçmesi istemiyorum. Aynı zamanda sayfasına benim resim koyarak bu nasıl bir kişiliktir diye eski görüştüğüm Özer mi? Talibim biraz tabii aynen. İnsanların içine beni öyle rencide etmesi çok üzdü. Açıkçası aslında koymayın. Şu an öyle şeyler istemiyorum. Görmenizi... Lütfen bir daha ismini duymak evet, istemiyorum. Sosyal medyada da ne resmini kullanın ne isim. Hoş olmuyor. Yapmayın bunları yapmayın.